İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Heyeti ye Armenosit Soykırım Müze Enstitüsü Müdürü ile görüştü. Le Figaro'nun Artsak'taki Ermeni mirasının yok edilmesine ilişkin makalesi. Bakü, Doğu Ermenistan'ı COP29 zirvesine davet etti. Şirak'ta Urartu dönemine ait anıtsal bir tapınak bulundu. Ermeni okul çocukları 65. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında 5 bronz madalya kazandı. Tanrıça Anahit heykelinin başı ve eli Yerevan'da sergilenecek. Doğu Ermenistan U20 basketbol takımı Bakü'yü mağlup etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti Ermenilere karşı uygulanan Armenosit Soykırım Müze Enstitüsü Batı Ermenistan literatürüne göre Ulusal Ermeni Hafıza Merkezi Müdürü Edita Gızoyan ile 19 Temmuz'da görüştü. Toplantı heyetin Ermenilere yönelik soykırım, Artsakh ve Artsakh'ın yerli halkına yönelik etnik temizlikle ilgili sorunları daha iyi anlamasını sağladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenia Gabrahamyan onur konuklarının anı defterine not düştü anma töreninde heyet üyeleri sonsuzluk ateşinin yanına çiçekler bıraktı ve soykırımın masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Fransız Le Figaro gazetesi Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi'nin uydu görüntülerine dayanarak hazırladığı rapora atıfta bulunarak arsa haritasından silinen kiliseleri sundu yıkılan kiliseler arasında 18. yüzyılda inşa edilen ve 2022 yılında yıkılan Hadrut'taki Surp Sarkis Kilisesi de yer alıyor. Bölge yeni bir binanın inşaatı için boşaltıldı. 2020 Bakü bombardımanında hasar gören Şuşi'deki Surt Pırgiç Hovannes Kilisesi de 4 Nisan 2024'te yıkıldı. 1847 yılında inşa edilen ve Yeşil Kilise olarak da bilinen bu kilise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cornell Üniversitesi'nin sağladığı fotoğraflara dayanılarak hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşu Kafkasya Mirası İzleme Kuruluşu'na göre haritadan tamamen silinmiş durumda. Bir diğer yıkım şekli ise kiliselerin yerine Müslüman ibadethanelerinin yapılması. Bakü iktidardaki anıtların korunmasına yönelik sivil toplum örgütünün 2022 yılında camiye dönüştürülmesini önerdiği Berzor Göğü Yükseliş Kilisesi'nin bu amaçla yıkıldığı ve alanın temizlendiği belirtildi. Bazı kiliseler özellikle Hristiyan sembollerinden mahrum bırakıldı. Azerbaycan sosyal ağlarında yayınlanan fotoğraflara bakılırsa Şuşi Ana Katedrali'nin kapılarından, kubbelerinden ve haçından melekler çıkarıldı. 13. yüzyıldaki Sub-Sarkis Kilisesi'nde Bakü hükümeti tadilat çalışmaları bahanesiyle dini sembolleri yok etti. Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi'nin raporuna göre kutsal taştan yapılmış Hristiyan sanat eserleri ve ortaçağ Ermeni yazıtlarıyla süslenmiş iki tarihi levha kırıldı. Yerel kaynaklara göre 2019 yılında inşa edilen ve takdis edilen Surpobannes Asfazadzin Kilisesi de Bakü tarafından tahrip edildi. Dikranagert'teki Bankasar Kilisesi'nin üzerindeki tarihi 7. yüzyıla ait olan haç da kaldırıldı. Bakü, Kasım ayında kendi ülkelerinde düzenlenecek COP29 iklim zirvesine Doğu Ermenistan'ı davet etti. Bu haber Bakü Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Hikmet Hacıyev tarafından açıklandı. COP29 Başkanı Muhtar Babayev, Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı'na davet mektubu gönderdi. Hacıyev, şimdi hükümetlerinin karar verme zamanı geldi dedi. Daha önce Hacıyev, Yerevan ve Bakü'nün Kasım ayına kadar Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29 öncesinde barış antlaşmasının temel ilkeleri konusunda anlaşmaya varabileceklerini söylemişti. Hatırlatmak gerekirse Bakü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yerevan'da bu yılın Kasım ayına kadar barış antlaşmasına varılmasının oldukça gerçekçi olduğunu belirtti. Aynı zamanda bu belgenin imzalanmasının Doğu Ermenistan Anayasası'nda değişiklik yapılmadan imkansız olduğunu da kaydetti. Sputnik Armenya Ajansı'ndan öğrendiğimize göre Doğu Ermenistan'ın Şirak bölgesinde birkaç hafta önce başlatılan kazılar yeni keşfedilen bir anı şeklindeki ilginç katmanları ortaya çıkardı. Arkeologlar, Gora Zor Kale Tepesi'nin zirvesinde 1800 metreden daha yüksek bir yükseklikte kalın bir toprak tabakasının altında anıtsal dörtgen bir tüf yapı keşfettiler. İlk arkeolojik varsayımlara göre bu Urartu dönemine ait bir tapınaktır. Sovyet döneminde 1980'lerde kazara ortaya çıkan tunç çağı tabakası ve antik çanak çömlek mezarları nedeniyle Cirazor Kalesi'nde kısa süreli kazılar yapıldı ancak kazılara devam edilmedi. Keşif gezisinin şu anki lideri Ben Vartanyan'a göre bölgede sistematik kazılar 2016 yılında başladı. İlk yıl Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi'nin Şirak Armenoloji Araştırma Merkezi'nin keşif gezisi kalenin kuzey yamacındaki duvarın alt kısımlarını kazdı. İşte o zaman kalenin önemi ortaya çıktı. Duvarın altında Urartu silahlarının kalıntıları, kırık parçalar ve bunun gibiler bulundu. Bulgular, kazı yapan arkeologlara bir Urartu saldırısı, kalenin ele geçirilmesi ve yeniden kullanılmasıyla karşı karşıya oldukları sonucuna varmaları için bir neden verdi. Kale Urartu öncesi dönemde kurulmuştur. Zaten bir sonraki yıl yapılan kazılarda milattan önce 8. 9. yüzyıla ait Urartu öncesi demir çağı tabakası keşfedildi. Her yıl yapılan kazılar Cirator Kalesi'nin arkeolojik katmanlarını zenginleştiriyor ve artırıyordu. Keşif gezisinin bir üyesi olan arkeolog Levon Mıgırdıçan şöyle diyor. Bir iki kültür katmanından sahip diğer Aşotsk ve Şirak kalelerinden farklı olarak Cirator Kalesi'nde inşaatın devamlılığını görüyoruz. Urartuların varlığıyla biten antik Ermenistan tarihinin tüm stratigrafik zinciri burada arkeolog kalenin coğrafi konumuna dolayısıyla her zaman baskın ve önemli olduğuna dikkat çekiyor. Arkeolog kalenin konumu çok ilginç. Bir yanda Ahuryan Nehri'nin geçidi, diğer yanda kaleye erişilmezlik sağlayan ve kuzeye, Aşotska, Batıya, Ardahan'a, Dayka ve diğerlerine giden yolları açan Hohmik Nehri'nin geçidi ve ayrıca güneyde Şirak alanı diye belirtiyor bu kalenin önemli stratejik öneminin 20. yüzyılın ortalarında bile bir şekilde korunmuş olması ilginçtir. Sovyetler Birliği döneminde burada askeri tatbikatlar yapılmış, hendekler kazılmış, inşaatlar yapılmış, bunun sonucunda anıt da zarar görmüş. Kalenin bulunduğu tepenin üzerinde bir Urartu tapınağının olduğu ise hiçbir şekilde görünmüyordu. Arkeologların ön kanaatine göre Geç Urartu döneminde inşa edilmiş, Orta Çağ'da ise yeniden ibadethane olarak kullanılmış olması da bölgenin kültürel mirasının karakteristik göstergelerinden biridir. Arkeologlar, farklı yörelerde de çapraz taşlarla işlenmiş ejderha taşlarımızın bulunduğunu hatırlatıyor. İlk hipoteze göre, Susi adı verilen bir tapınakla karşı karşıyayız arkeolog Levon Magardiçan. Burası kaya temelli anıtsal bir yapı. Sadece duvar kalınlığı 2 metre civarında. Her toplum böyle bir şeye izin vermez. Bu merkezcil bir devletin inşasıyla uğraştığımız anlamına geliyor diye vurguluyor. Bu kazı dönemi bitti. İç kısmı henüz kazılmadı ve arkeologlara göre bu ayrı bir konu. Gelecek yılda devam etmeyi umuyorlar. Doğu Ermenistan takımı 11-22 Temmuz tarihlerinde İngiltere'nin Bef şehrinde düzenlenen 65. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 5 bronz madalya ve 1 takdirname kazandı. Doğu Ermenistan timi takım sıralamasında 38. sırada yer aldı. Doğu Ermenistan ekibi Sımpat Gokyan ve Grigor Keropyan tarafından yönetildi. Doğu Ermenistan takımı 64. Uluslararası Matematik Oyunlarında ise 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı. Batı Ermenistan Televizyonu ve Senarmenya TV sporcularımızın başarılarının devamını diler. <laughs> Doğu Ermenistan hükümeti Anahit'ten Mayrama adlı geçici serginin tanıtılması için Ana Tanrıçaya 5 milyon 700 bin dram tahsis edecek. Karar hükümet toplantısında alındı. British Museum'un kalıcı sergisinde yer alan Batı Ermenistan'ın Şatağ'da bulunan Tanrıça Anahiti verilen ünlü bronz heykelin korunmuş baş ve eli Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'nde sergilenecek. Serginin açılışı Doğu Ermenistan Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde 21 Eylül 2024'te planlanıyor serginin 6 ay boyunca en az 300 bin ziyaretçisinin olması, propaganda sonucunda ise 800 bin ile 1 milyon kişinin sergiden haberdar olması bekleniyor. Doğu Ermenistan Basketbol Federasyonu tarafından alınan bilgiye göre, Doğu Ermenistan 20 yaş altı basketbol takımı, Bakü takımına karşı 71-61'lik skorla Avrupa şampiyonu oldu. Doğu Ermenistan'ın U20 takımının Avrupa Şampiyonası B klasmanında performansını tamamladığını bu arada belirtelim. Yura Melikyan 15 sayı ve 21 reboundla maçın en etkili oyuncusu seçildi. Batı Ermenistan Televizyonu ve Senarmenia TV sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını diler. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.